Güzel bir hafta sonunda yapabileceğiniz birçok şey varken bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum programıma. Sanatçı ve iş adamı kimliklerinin dışında daha temiz bir çevre için uğraşan iki değerli konuğum var bugün. 42 farklı dilde şarkı söyleyebilen sanatçı Zeliha Sunal ve elektronik atık uzmanı iş insanı Murat İlgar bizlerle olacak bugün. Uzman psikolog Özlem Esra da soruyor. Birbirinden değerli ve uzman konuklar cevaplıyor. Ünlü sanatçı Zeliha Sunal'ın sunuculuk, şarkıcılık ve oyunculuk yolculuğu nasıl başladı? 9 yaşından beri mikrofonla para kazanıyorum. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda hangi projelere imza attı? Ben bir kamu spotunda oynamak üzere gittim. Ondan sonra bir gittim kaldım orada. Sanatçının toplumsal konulardaki rolü ne olmalı? Alkışlıyorlar, konserlerimize geliyorlar. Evet. Bizim bir tık da vermemiz lazım. Sevilen sanatçı Zeliha Sunal anlatıyor. Evet. Su bildiğin fosil bir yakıt gibi diyelim. Elektronik atık nedir? İçinde elektrik, elektronik, elektrik geçen baktığımız zaman her türlü alet elektronik atık oluyor. İşte buradaki lambalar, evet, kablolar, işte cep telefonlarımız, mikrofonunuz, kameralar. Elektronik atıkların içinde neler var ve zararları neler? Elektronik atıklar değerlidir. İçlerinde altın, gümüş, paladyum gibi ve kritik ham madde dediğimiz bu tür ham maddeler vardır. Atıklar konusunda yeteri kadar bilinçli miyiz? Bankaların bilgileri, kendi özel bilgilerimiz, bütün her şeyimiz cep telefonlarımızda kayıtlı. Onun için de bunlar atık durumuna düştüğü zaman... Elektronik atık uzmanı Murat İlgar anlatıyor. Buzdolapların içerisindeki gaz çok tehlikeli. Az sonra... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel bir konumuz olacak bugün. Evet. Çevre, daha temiz bir çevre için neler yapabiliriz? Zeliha'cığım hakikaten 42 farklı dilde şarkı söylüyorsun. Ben gördüm bunu. Sen gördün. Sen ben gördüm bunu. Çok nadir insanlar şahit olabiliyor. Çünkü hep kapalı devre şey yapıyorum, bu programları yapıyorum. Evet. Yani çok nadir. Evet, evet. 42 yabancı dilde söylerken oradaki en enteresan konu da şu bence. Seni yurt dışından gelen misafirler, yani kendi ana dillerini senden dinliyorlar. Evet. Çok zor bir şey olsa gerek. Yani mesela o gün sen şahit oldun. Ben Sırpça bir şarkı söyledim. Orada evet. Sırp misafirler vardı ve ben onların orada olduğunu bilmiyordum gerçekten. Evet. Yani adam gayet güzel. Benim söylememi hiç yadırgamadığı gibi gayet evet. Güzel dinledi. Şimdi biz bunları şey yapmak çok zor. Hazırlamak çok zor. Evet. Çünkü sadece onu senin hiç bilmediğin bir dilde şarkıyı söyleyeceksin. İçinde ne olduğunu bilmen lazım. Şarkının. Bir de ruhunu vereceksin ruhunu ona. Vereceksin, peki hiç tabii. Söyleyen oldu mu sana? Tabii hani bilindik dillerin dışında daha az kullanılan dillerde kendi şarkılarını dinlediklerinde sana ne diyorlar? Harika bir aksanla söylüyorsun, inanamadık falan evet. Diyen olur mu? Çok aynı Çinli gibi söyledim falan diyen var yani. Ya da mesela aynı işte Rus gibi söyledim falan diyen var. Ve ben bunları duyduğum zaman çok mutlu oluyorum. Demek ki çalışmalarım bir noktada meyvesini veriyor. Çünkü çok çalışmak gerekiyor. Evet. Bizim dilimiz gibi değil başka diller. Kadın erkek artikelleri var, onları temizleyeceksin. Evet. Kendine göre çevireceksin, kadın ağzından söyleyeceksin. Yani küfür etmeyeceksin. Değil mi? Ve benim dikkatimi çeken şey oldu. Şarkı söylerken insanlar genelde nasıl durduklarıyla ilgili çok dikkat ediyorlar. Sende bu hiç yok. Tam tersine konukların, seni izleyenler, hep de izleyenler diyorum, evet. Dinleyenler demiyorum. Çünkü İzliyorlar, hakikaten, tabii. Hakikaten çok güzel bir performans. Var. Ben izletmeyi seviyorum zaten. Evet. Yani dinlemekten ziyade izlesinler ve hiç dikkatlerini benden ayırmasın. Zaten senin de dikkatin konuklarda. Kimin hı-hı. Biraz dinleme performansı düşerse hemen bir bakıyorsun o çok dikkatimi çekti. Çok kooperesin seni izleyen ve dinleyenlerle. Çok çok hoştu. Ha, çok hele bir ediyorum. De tabii böyle 1500 yıllık bir tarihin olduğu bir mekanda olması çok güzeldi. Sen de oraya çok yakışmıştın. Çok teşekkür ederim. Ben yabancı diller çocukluğumdan beri merakım. Söylemeyi de çok seviyorum. Her geçen gün arttırmayı da seviyorum sayısını. Ama rekor bende değil Selçuk Alagöz'de. Evet. O 73 dilde söylüyor. Ben 42 dilde kaldım şimdilik. Yeterli bence. Bakalım inşallah denk geldikçe
yerine koyuyoruz birer birer. Elektronik atık uzmanı. Elektronik, yani biz çok atık duyduk. Evet. Ama elektronik atık çok aklımıza gelmiyor. Hani kağıt atıklar, plastik atıklar gibi şeyleri biliyoruz ama elektronik atık nedir? Elektronik atık aslında hayatımızın içinde olan bir atık. Bugün evet. Cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız. Cep telefonunu Allah'tan kimse atmaz herhalde. Yok, o da aslında sıkıntılı bir atık dedi. Evet. Çünkü onun içerisinde atık olduğu zaman bilgi güvenliği diye bir ayrı bir sayfa var. Çok önemli bir evet. konu. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Yani içinde elektrik ve elektronik, elektrik geçen baktığınız zaman her türlü alet elektronik atık oluyor. Türkiye'de işte 1 milyon ton var. Avrupa'da 12 milyon ton var ve dünyada da yaklaşık 54 milyon ton atık var. Ve Avrupa'da daha çok atık var. Komple Avrupa'dan bahsediyoruz. Tamam. Ama tabii buradaki olay şu, en çok artan atık türü. Nedeni de şu, çünkü eskiden her evde bir tane televizyon vardı veya yoktu. Şu anda iki tane, üç tane var. Bunlar hakikaten tehlikeli mi hayatımız içerisinde? Atıldığında ne oluyor? Şimdi elektronik atığı atmayalım. Atmayalım. Üç tane konu var. Bir, elektronik atıklar değerlidir. İçlerinde altın, gümüş, paladyum gibi ve kritik ham madde dediğimiz, dünyada ender bulunan nadir toprak elementleri dediğimiz ki %98 Çinli'ndedir. Evet. Bu tür ham maddeler vardır. İki, elektronik atıklarda özellikle eski buzdolaplarında veya floresan lambalarda, işte buzdolaplarında CFC gazı vardır. Bu gazın 1 gramı 10 bin kat egzozdan daha tehlikelidir. Yani bugün bir arabayla Japonya'ya kadar gidip geldiğiniz zaman havaya verilen emisyonu verir ki şu anda küresel ısınma aldı başını gitti. Gitti. Floresan lambalar çok tehlikelidir. Ben buradan seyircilerimize de özellikle söylemek istiyorum. Bir lamba kırıldığı zaman içerisindeki civa ağır metaldir. Hamile bir kadın varsa çocuğuna kadar geçebilir. Onun için bu genelde bilinmez ama öyle bir olayla karşılaştıkları zaman hemen kapıyı pencereyi açıp 10-15 dakika içeri girmemeleri lazım. Onu bir eldivenle güzelce toplayıp onu bir poşetin içerisine koyup belediyeye götürmeleri lazım. Son olarak da elektronik atıklarda bu çok önemli bir konu. Çağımızın konusu. Bilgi güvenliği vardır. Bütün bilgilerimiz, bankaların bilgileri, kendi özel bilgilerimiz, bütün her şeyimiz cep telefonlarımızda kayıtlı. Onun için de bunlar atık durumuna düştüğü zaman onu biri alıp kullanabilir mi? Eğer ki bu işi yapmayan lisanslı firmalara gelişi güzel verdiğiniz zaman o bilgiler başkalarının eline geçebilir. Çünkü her şeyimiz onun içinde. Onun içerisinde. Bütün hayatımız bugün cep telefonlarında, bilgisayarlarda. Dünyadaki zaten bilgi hırsızlıklarının %19'u hem bu yine bu atıklardan ve yine yazılı evraklardan oluyor. Çünkü cep telefonunuzda her şeyiniz var. Bütün mailleriniz var. Peki onları herhalde silip atıyorlardır. Ya diyelim ki telefonunuz bozuldu, açılmıyor bir şekilde. Veya bir arızası var ama bilgi hali içinde. İşte onun için bunların kişisel verileri koruma kanunu diye şu anda ülkemizde kanun var. Bu kanunda da zaten açıkça diyor bir daha geri dönüştürülemeyecek şekilde bunların imhası olması lazım. Evet. İşte bunu da bu işin ehli firmalara vermek lazım. Enteresan bir bilgi tabii, çok da üstünde durulmuyor sanki, bana öyle geldi. Peki siz bu atıkları alıyorsunuz, böyle bir şeyiniz var, işletmeniz var bildiğim kadarıyla. Bu atıklar size nasıl ulaşıyor? Nasıl topluyorsunuz bunları? Aslında bir noktayı yine unuttum ben. Elektronik atıklarda bir de piller var. Piller zaten, onu biliyoruz. Şimdi pilin iki türlüsü var. Bir şarj edilebilir piller, şarj edilmeyen piller. Ama elektronik atıkların içerisindeki pillerin içerisindeki kobalt, nikel, lityum gibi ham maddeler aynı zamanda elektrikli araçların içerisinde de var. Pillerinde de var. Bugün bir elektrikli aracın %40 maliyeti pildir. Evet. Ve bu ham maddeleri işte kobalt Kongo'dan, işte lityum Avustralya'dan, grafit Çin'den çıkar. Bunların hepsini siz elektronik atığın içindeki pilden de çıkarıyorsunuz. Ve bunlar kritik ham maddedir. Yani yarın bugün Türkiye'deki TOG'umuz var. Şimdi Aspisan'da bir tane pil fabrikası açtı. Bu pilin ham maddesine ulaşmanız için bu ham maddeleri de toplamamız lazım. Evet. Onu ayrıyeten söyleyeyim, çok önemli bir konu çünkü bu. Neden bunlar geliyor bize? Belediyeyle çalışıyoruz, market zincirlerle çalışıyoruz, okullarla çalışıyoruz. Bu atıklar işte buralardan bizim firmamıza geliyor. Sonra bunlar türlerine göre işte lamba
işte buzdolabı ayrıldıktan sonra bu türlerine göre geri kazanılıyor. Makinelerimiz var bununla alakalı, tesislerimiz var. Hı hı. Bakanlıktan lisans aldığımız ve içerisindeki ham maddeleri çıkarıyoruz, çıkarabildiğimiz kadar. Daha sonra zararlı olanları da yine tehlikeli atık imha firmaları var. Türkiye'de işte hı hı. şu anda İzaydaş var. Konuda evet. belediyenin. Bu tür firmalara gönderip bir tarafını sağlıyoruz. Aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Peki biz bir şey atmak istediğimizde ne yapmalıyız? Size mi ulaşacağız? Bizi şöyle söyleyeyim. Bununla alakalı. Atık. Diyelim ki buzdolabını atacağız. Genelde insanlar ne yapıyor? Şimdi onu düşündüm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir çöpün yanına mı bırakıyorlar acaba? Var mıdır bunu yapan? Şimdi bu yapılıyor. Evet. Şimdi maalesef bu olay hurdacılar topluyor galiba. Şimdi hurdacı arkadaşlarımız da bazı konularda bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Yani evet. bugün bir buzdolabını aldıkları zaman içindeki gazı çıkaracak teknoloji onlarda yok. Bunlar ciddi teknoloji gerektiren evet. şeyler. Ampullerde yok bu ama sadece floresanlarda. Floresan lambalar. Lambalarda. Yani, dediğimiz ama enerji bu led lambalarda yok. Evet. Ama buzdolaplarının içerisindeki gaz çok tehlikeli. Yani şu anda bakın ben Kartepe'de oturuyorum. Şu anda kar yok. Bunların hepsi iklim krizi, yani nasıl küresel ısınmadan kaynaklanıyor. Evet. Bunları ne yapabilirsiniz? Bulunduğunuz belediye ile irtibata geçebilirsiniz. Hı hı. Veya market zincirleri, bu büyük market zincirleri de bunları almak zorunda. Bunlarla zaten topluyorlar da, güzel de çalışmalar var. Oralara götürüp teslim edeceğiz. Ama biz mi götüreceğiz oraya? Onlar gelip alıyor. Şimdi galiba bakın, belediyeler gelip alıyor. Şimdi bazı şöyle söyleyeyim, işte o sistem aslında bizim Türk insanı biraz bu konuda tembel. Almanya'da böyle değil. Almanya'da ve Avrupa'da evet. Bunu götürmek zorundasınız. Hı hı. Şimdi Avrupalı şöyle düşünüyor. Bir, ben bunu götürürsem çevreyi korurum. Hı hı. İki, istihdam sağlarım. Evet. Ve bir endüstri bu neticede. Onun için Avrupa'daki insanlar ve Türkiye'de de bu şekilde. Belediyenin de aldığı yerler var ama bu çok fizibil olmuyor. Çünkü neticede Türkiye'de veya dünyada biliyorsunuz akaryakıt gittikçe artıyor. Bunu toplama maliyeti bunu karşılamıyor. Hı hı. Ayağımıza beklemememiz lazım. Çünkü bu atık, bu ham madde, buna kent madenciliği deniyor. Bunun doğru ellerde geri dönüşmesi lazım. Lazım. Doğru sistemlerle toplanması lazım. Pillerle ilgili tabii çok önemli çalışmalar var ama belki bu kamu spotuyla ilgili böyle bir bu bilgilerinde hani pil atığı kadar hayatımıza girmesi gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Belki bununla ilgili bilgilendirmelerin şimdi, daha çok olması gerekiyor evet. gibi geldi bana. Pili öğrettiler. Şimdi bir 5 senede öğrendik. Çok uzun şu andaki oldu, Türkiye'deki pilleri bütün toplayan firma biziz. Hı hı. Türkiye'de TAP Derneği var bununla yetkilendirilmiş olarak. O evet. derneğin anlaşmalı firması biziz. Ve Türkiye'deki bütün okullarda toplanan bütün piller bize geliyor. Pil konusunda da şöyle bir yanlış bilgi var. Pilin bir kısmı tehlikeli. Yani şu anda aslında kumanda pilleri dediğimiz pilleri biz geri dönüştürüyoruz ve bunun içerisinden %55 çinko oksit, %72 de mangan oksit kazanıyoruz. Bu evet. çinko oksiti direkt gübrede de kullanabilirsiniz. Hatta hı-hı. Avrupa'da bayanlara krem yok. Çinko. Ama bu kar var. Bu kar mühimli piller çok tehlikeli. Evet. Bunun 1 gramı 1 milyon metreküp suyu kirletir. Civalı piller var. Gerçekten tehlikeli ama bunu normal halk ayıramadığı için bunların profesyonel firmada ayrılması lazım. Ama şu anda çok önemli kazanan, demin de bahsettim, bu lityum iyon piller. Bu ham madde şu anda dünyada kritik, hatta stratejik boyuta geçti. Bu ne demek? Şu anda özellikle bu savaştan sonra Avrupa Birliği, özellikle evet. dünya enerji krizine girdi. Hı hı. Şimdi siz bu lityum piller, özellikle elektrikli araçlarda bunlar olacak. Güneş enerjisi, solar sistem düşünün evinizde. Elektrikli aracınız geliyor kapınızda evet. ve evinizi veya stüdyonuzu güneş enerjisinden aldığınız enerjiyle ısıtıyorsunuz ama ısıtıyorsunuz ve elektriği kullanıyorsunuz ve burada da bu piller kullanılıyor. İşte bu pili yapabilmeniz için de bu ham maddenin olması lazım. Hı-hı. Bu ham maddenin olması için de bu atıkların toplanması lazım. Elektrikli araçlarda bir süre sonra onların da pilleri bir sıkıntı olacak anladığım kadarıyla. Şimdi bu dünyada çok önemli bir konu. Dünya bunun üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyor. Türkiye'de yapıyor. Hatta pazartesi bununla alakalı üniversitelerimizin ve bakanlığımızın katıldığı, yapmış olduğu bir toplantıya biz de katılacağız. Elektrikli araç şu anda hayatımızda. Evet. Avrupa'da çok var. Yani şu anda Türkiye'de gittikçe de TOK'la beraber inşallah sayısında artacağını düşünüyoruz. Evet. Çünkü fosil yakıtlar tükeniyor. Tükenecek. Ve dünya artık yenilenebilir enerjiye geçiyor. Sanatçı olarak da sizlerin de üzerine çok büyük değil mi?
Önemli. Düşen, daha doğrusu farkındalık yaratmak için bizlere ihtiyaç var. Hani bizim mesela benim şu an seninle bir televizyon programı yapma şansım varsa, bunun sadece şarkım için değil, bir kısmını da çevre ve dünyanın daha temiz olması, daha çocuklarımızın daha güzel bir çevrede yaşaması için kullanmam gerekir diye düşünüyorum. Çok yani doğru. Şimdi bir şey, aslında ben buraya çıktım, anlatabilirim. Ben Zeyla Sunal, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ki çoğu kişi onu yapıyor. Ama bu değil mesele. Çevre duyarlılığımızın kesinlikle olması lazım. Zaten aynen. Zeliha Hanım'ın üstünden de belli olduğu gibi, değil mi? Çok güzel. Kutu kapakları, açacakları, hatta kulağınızdaki tüpe neyden yapıldı? Yine o da bir içecek kapağı tepesi. Diyemedik. Öyle içecek diye, ne diyelim içecek, ben de. İçeceğin tepesi. Hani, evet. Şöyle göstereyim. Evet, görüyorlar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Zeliha Hanım aynı zamanda geri dönüşüm malzemeleriyle, atık malzemelerle pardon, yararlı malzemeler üretiyor diyebilir miyiz? Yapıyor. Kesinlikle. Çünkü birincisi önce alalım mı almayalım mı diye bir düşünmemiz lazım bir şeyi, hani istiyorsak. Evet, evet. Bu bize gerçekten lazım mı? Ondan sonra alırsak eğer uzun süreli kullanacağımız, mesela mobilya gibi şey gibi, bunları hep böyle uzun süre kullanacağımız dayanıklı şeyler almamız lazım. Her şeyle giyebileceğimiz sabit birkaç kıyafetimizin olması lazım. Yani çeşitlendirme, moda, moda kavramını biraz dışarıda bırakmamız lazım. Evet. Ve daha sonra tamir edilebilir mi? Yeniden şekillendirilebilir mi? Bir ona bakmamız lazım. İşte ben işin o tarafını çok seviyorum. Bütün gece kıyafetlerimi kendim yapıyorum. Gündüz kıyafetlerimi de yapmaya çalışıyorum. Gece kıyafetlerini yaparken de yani ancak böyle çok şişmanlarsam falan, o zaman bir başkasına veriyorum giysin, evet, diye veya yine tadilat yapıyorum. Eğer şansımız varsa tamir yoluna gidelim. Yani bunlar hep hepimizin düşünmesi gereken şeyler. Ama bir şey söyleyeceğim. Düşünmemiz gereken şeyler ama herkes bu kadar bunu göremiyor olabilir. Bir kapaktan küpe yapacağı aklına gelmiyor insanların. Değil mi? Evet. Bu yanımızı nasıl geliştirebiliriz? Bu yanı biraz tabii sanata yatkın olmak lazım aslında. Kesinlikle. Görmek farklı lazım, farkındalık tabii, lazım. Bakmak, görmek çok önemli. Hı hı. Şimdi ben 2014 yılından beri Çevkol'a başlayan bir bu tür bir yolculuğum var. Geri dönüşüm ve çevreyle ilgili. Ben eğitilirken şeyin farkına vardım. Biz bir sürü şeyi bilmiyormuşuz. Biz farkında, hiçbir şeyin farkında değilmişiz. Benim annem mesela çok dikkatlidir. Her şeyi çok böyle dibine kadar kullanır. Kalemi bile dibine kadar kullanır. Ondan sonra ucuna ek takar, ucunu da bitirir falan. Ya da ne bileyim bize kendi diker, dışarıdan almaz. Yani bir kavanoza böyle bir mücevher değeri verir. Ama işte böyle biriyle büyümenin de çok faydası olmuş size. Birçok kişi çok tüketici. Alıyor ve yok ediyor. Atıyor. Ya şimdi apartman çocuğu diye bir terim vardı yıllardan beri gelen, evet, bir şey. Şimdi çocuklar ne yeşil görüyorlar, ne ağaç görüyorlar, ne çiçek görüyorlar. Çiçek gördüğü saksıdaki çiçek. Yani çocuğu alıp bir hafta sonu değil bir ormana bir yere götürmek. Çocuk ancak testten teste, sınavdan sınava falan, öğretmenden öğretmene, evet, koşuyor ki. Çocuklarımız artık doğayla baş başa olmayı da unuttular, bilmiyorlar. Belki şimdi böyle bir program yapmanız lazım sizin televizyonda uzunca süren. Evet, bunları bence bize öğretebileceğiniz, değil mi? Hem genç kuşağı hem de evde oturan bayanların, kesinlikle, da vakitlerini ayıracağı. Bu çünkü kendimiz için değil, dünya için yapmamız gereken bir ön şart. Ya şimdi ben şuna takık vaziyetteyim. Şimdi çocuklarımıza okulda eğitim veriliyor. Evet, anne işte şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma falan filan geliyor çocuk, ama eve geldikten sonra genelde bir bakıcıyla beraber. O bakıcının nasıl hareket ettiği, ne yaptığını bilmiyoruz. Yani acaba atıyor mu, atmıyor mu? Her mutfak bence iki tane çöp kutusuna sahip olmalı. Birisi atıklar için, diğeri de yaş çöpler için. Bahçeniz varsa kompost yapabilirsiniz. Ama özellikle ambalaj atıkları çok değerli. Suyu az kullanmamızın yanı sıra ambalaj atıklarını da atmamamız gerekir. Makarna pişirdin düşün.
Makarnayı koskoca bir tencere suyuyla pişirme. Yani çekecek kadar pişir. Çekecek kadar pişir. Ondan sonra o makarnanın ambalajı ambalajdır yani. Onu bence ambalaj attığınız yere atın. Çünkü onları zaten belediyemiz gerekli şekilde düzenlemesini yapıyor. Evet. Hatta bazı yerler atık karşılığında işte bir tür kart yüklemesi falan bazen da yapıyorlar. Bazen ödeme de yapıyorlar. Özellikle daha çok okullarda. Şimdi kağıt, eskiden kağıtları da çok rahat kullanıyorduk. Şimdi kağıtlar pahalandı. Ben yıllardır iş yerimde de hem önüne hem arkasını muhakkak kullanırdım. Atanlara da çok kızardım. Şimdi pahalanınca kağıdın da değeri anlaşıldı. Doğru bu. Şimdi dünyada hiçbir şey sonsuz değil. Kesinlikle. Kesin altını çizelim. Tabii kaynaklarımızın bu kadar mesela su konusunda da mesela diş fırçalamadan duşa kadar aslında dikkat etmemiz lazım. Tabii. Çünkü su olayı gerçekten atlanılacak bir olay değil. Hı-hı. Çünkü kimin nereye gittiği belli de değil. Bununla alakalı işte Paris Anlaşması var. Evet. Bir sürü uluslararası anlaşmalar da var. Buna dikkat etmemiz lazım. Ham madde olayına gelince de biz her zaman geri dönüşümün önemini şöyle söylüyoruz. Mesela siz topraktan bakırın %100 enerjiyle harcıyorsanız, diyelim ki burada telefonda kullanılan bir bakır, işte belli bir miktar su harcamanız lazım, elektrik harcamanız lazım. Geri dönüşümden bunu %15 ile elde ediyorsunuz. Kağıt da mümkün olduğu kadar artık dijital dünyaya geçtik. Gittikçe minimize oldu bu. Fakat şey olmadı. Tabii dolayısıyla bu maliyetler arttıkça bunlar da fiyatlar artacak. Bence maliyetler arttıkça farkındalığımız artıyor. Evet, yanlış. Evet, yani evet. Olayı dediğim gibi dünyanın geleceği açısından bakmak lazım. Evet, o da tabii farklı bir düşünce, kültür, eğitim meselesi. Demin mesela şey söylediniz, bu floresan lambaların atımı ile ilgili. Hep ben mesela aynı zamanda da bir hayvansever olduğunuzu biliyorum ben. Herkese hep anlatmak isterim bunu ve okuldaki öğrencilerimize de, benim de iş sektörüm olduğu için. Cam kırıkları ya da keskin malzemelerinizi çöpe attığımızda, yiyeceklerle birlikte attığımızda onlar kırılıyor, ufalanıyor ve yiyeceklere karışıyor. Ve birçok hayvan bunları yiyerek ölüyor. Lütfen bu kırıkları, cam kırıklarını, evdeki bu tip malzemelerimizi atarken kalın bir, hatta birkaç tane belki poşete sarıp atmak sokak hayvanlarımızı da şimdi korur. Çok önemli bir konu söylediniz. Demin çok güzel bir konuya değindiniz, eğitimden bahsettiniz. Bu tür konuların eğitim müfredata konması lazım. Biz kesinlikle yıllardır diyoruz, yani bu geri dönüşüm olsun, bu tür bilgilendirmeleri çocuklarımıza ve devamlı bir şekilde işte birinci sınıf, beşinci sınıf, ortaokul derken buraya koymak lazım. Tabii yemek, demin Zeliha Hanım da söyledi, atıkları da mümkün olduğu kadar ayırmak lazım. Ayırmak lazım. Yani bunları, dedik ki sokak hayvanları konusuna gelince bu benim hassas bir konum. Bilmiyorum, bu konu hakkında konuşulacak çok şey var. Konuşabiliriz. Değil mi? Konuşalım bu konuyu. Evet, konuşalım. Bu konuyu konuşalım. Çünkü kendisinin zaten bu konudaki çabalarına ben hayranım. O kadar güzel çalışmalar yapıyor ki dağ bayır dolaşıp sokakta atılmış, öyle diyeceğim. Böyle vahşice atılmış diyeceğim artık. Yani yavrular falan gördük beraber. Yani kim bilir o neler görüyor. Hele de ben o kadarını görmüyorum. Murat Bey bu konuda anlatacağı çok şey var yani, paylaşacağı. Şimdi kendimin de 5 tane, 6 tane köpeğim, 5 tane de kedim var. Aynı zamanda da Kocaeli'deki Sokak Hayvanları Derneği, KOHEDER ve KOVU Üniversitedeki arkadaşlarımız var, Kocaeli Üniversitesi. Onlarla beraber de, onların da bir gönüllüsüyüm. Yıllarca beslemelere gittim ama son 3 senedir bir karavanım var. Bu karavanımla Türkiye'yi dolaşıyorum. Yaklaşık 25 şehir dolaştım. İşte İzmir'den Hakkari'ye kadar, Kars'tan işte Trabzon'a kadar, Antalya'ya kadar, Türkiye'de gidebildiğim yerlere kadar gittim. Bunun nedeni şuydu, çünkü bu bölgelerde sokak hayvanlarını besleyen gönüllüler var. Ben bu buradan bütün Türkiye'deki gönüllere saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve bu insanlar zamanlarından madden manen vererek buradaki sokaktaki hayvanları besliyorlar. Besliyorlar. Siz de karavanınızla onları yiyecek mi götürüyorsunuz? Ben gittiğim belli bölgelerde yanımda götürdüğüm mamalarla onlara bir nevi yardım da demeyeyim. Çünkü çok ciddi yardıma ihtiyaçları var. Bizim yapmış olduğumuz yardım, yardım bir anlamı yok. Yardım hiçbir şey. Onların sorunlarını dinlemek, bu sorunları kamuoyuna yansıtmak ve Türkiye'deki bu sokak hayvanları problemini gündemde tutmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz birçok olaylar oldu. Ve
Bu konu Türkiye'nin aslında, ben şunu söylüyorum, eğer ki bir sorun Türkiye'nin her yerinde varsa bu ciddi bir sorundur. Ve bunun siyasetle de alakası yok. Evet. Eğer o bölgedeki yetkili bu işi seviyorsa veya bu işe duyarlıysa, çevre de aynı şekilde, evet, bu problemi çözüyor. Veya bunun için elinden geleni yapıyor. Ama bu duyar yoksa, ben ona merhamet diyorum, o yoksa bu probleme eğilmiyor. Aksine karşı geliyor. Ve bu sokaktaki hayvan dediğimiz, ha, bu hayvanlar bizim geri geliyor, dostumuz oluyor, arkadaşımız oluyor, bizi koruyor. Ve bunların bize ihtiyacı var. Hem de çok. Ve biz bunlara sahip çıkmak zorundayız. Özellikle Türk insanı olarak sahip çıkmak zorundayız. Ve bu işe gönlünü veren, madden manen gecesini veren öyle insanlar gördüm ki ben. Gerçekten kredi çekmiş, sokak hayvanlarına mama almış. Kredi çekmiş, işte bu hayvanların başkasının çarptığı, bırakıp gittiği ve bu insanlar tarafından, hiç alakası yok konuyla bakın, birisi geliyor arabaya çarpıyor, bu insanlar biliniyor o bölgede ve bu insanlar bu hayvanları alıyorlar, tedavi ediyorlar. Binlerce TL bu insanların para harcıyorlar. Evet, şeyi ve borçları var. Benim buradan bu insanların da çünkü çok şiddet görüyorlar. Yeri geliyorlar, bu insanlara saldırıyorlar. Yani tek suçu o sokaktaki hayvana sahip çıkmak. Ben şunu soruyorum, biz Türk toplumu olarak merhametimizi kaybettik mi, daha geriye bir insan niye kalıyor? Ama bir şey söyleyeceğim, aslında Türk toplumu vicdanlı, merhametli, güçsüzün yanında olan bir toplum. Evet. Beni bu son yıllarda olan, özellikle de ki işte bu Konya'daki vakalar falan ya da başka yerlerdeki çok şaşırttı. Ya Konya ben olayı gerçekten zaten... inanamıyorum. Böyle olamaz Türk insanı. Ya biz böyle değiliz aslında. Ama bu son zamanlarda bu sokaktaki canların aşırı artması, ki bu onların da suçu değil. Peki bu çevre bilinci ve duyarlılığı, örnek olması açısından soruyorum. Nasıl başladı mesela sende? Nasıl bu farkındalık oluştu? Belki annenden, aileden mi, onu bilemiyorum. Demin biraz onlardan bahsettim. Bir şey açılıyor, yani bir göz açılıyor, öyle diyeyim. Mesela şimdi de Murat Bey'le de çalışıyoruz. Ben çok mutlu mesudum. Neden? Çünkü... aynı zamanda sanata olan ilgilerini de gördüm. Evet. Çok farklı sanat eserleri çıkaran çok değerli bir firmaları var. Ve sanatçının arkasında da sonuna kadar duruyorlar. Bunu görmek çok başka bir şey. Dolayısıyla hatta bu ben 3 senedir peşinde koştuğum bir şarkı vardı. O şarkıyı gündeme getirdiğimde Murat Bey'in oynamasını rica ettim klipte. Sev Dünya'yı. Evet, Sev Dünya'yı da. Murat Bey'in çok oynamasını rica ettim. Çünkü çok anlamlı. Çok. Evet. 1993 yılında yazılmış. Cem Karaca sözleri yazmış. Evet. Ve Cem Ayhan bir de. Ve müziğini Atilla Şeref Tuğ yapmış. Yani bütün Türkiye'nin ne kadar ismi varsa hepsi birlikte söylemiş. Ama bugün aynı değerde. Yani bugün hatta o söylenen sözler daha da değerli. Bunu hayata geçirmek için beraber çalıştık. Klibimiz siz güzel de destek oldu. Verdiniz. Evet. O zaman söyleyelim Sev Dünya'yı. Söyleyelim. Söyleyemez miyiz? Söyleyebiliriz zannediyorum. Tamam. Bu dünya hepimizin, Sev Dünya'yı el ele koruyalım. Yeah.
Harika. Muhteşemdi. Sağ ol, çok ne güzel oldu değil mi? Peki, ham madde eksiğimiz olacak bir süre sonra. Bu elektrikli araçlar vesaireyle birlikte mi? Olacak. Olacak. Şu anda 2018 yılında mevcut ki elektrikli araçta lityum kullanılıyor. En ana maddelerden bir tanesi. Evet. Mevcut 2028 özür dilerim. Mevcut rezervler bunu karşılamayacak. Evet. Bundan dolayı Avrupa Birliği bir yönetmelik bir kanun çıkarttı. Evet. 2030 yılından sonra mecbursunuz %6 bunun ham maddesini geri dönüşümden kullanmaya. Şimdi bazı ham maddeler dünyada çok. Ama bugün demir bile topraktan çıkarılma serüvenini görseniz ciddi masraflar gerektiriyor. Doğaya ciddi. En değerli ham madde ne şu an? Şimdi en değerli ham madde bakıldığı zaman tabii değerli metaller işte altındır, gümüştür. Bunun dışında işte paladyumdur veya nadir topraklar elementleri var işte indiyum var, tantal var. Mesela europyum var. Mesela cep telefonunuzdaki bu renkler var ya televizyon evet, bunların hepsi nadir toprak elementleri sayesindedir. Biz o zaman altın ve gümüşün dışında neleri biriktirelim, ne yapalım şimdi sorusu altın geldi aklıma. Sadece atmayın. Evet. Bütün mesele o. Evet kesinlikle. Atmayın yani atmayın. Şarj kabloları kopuyor atıyoruz bilmem ne koyup. Ya bence telefon şarj kablosu deyip geçmeyin. Onun içinde çok değerli bakır var. Peki bu şarj kablosunu atacak gibi olduğumuzda hiçbir şey yapamıyorsak bu pil atıklarının içine atabiliyor muyuz, atamıyor muyuz? Mesela o anlamda bir şey yapalım bugün programımızda. Şimdi mümkün olduğu kadar ayrı toplamak lazım. Ama netice itibariyle yani burada bir gerçeği de şey yapmakla konuşmak lazım. Bize de gene atıklar karışık geliyor. Bize geldiği zaman biz ayırıyoruz. Şimdi ambalajda da öyle. Atabilirler mi? O pil atıklarının kutuları da minicik oluyor ama belki de bununla ilgili hani apartmanlarımıza falan koyuyorlar. Orada atmamak doğrusu ama bulamazlarsa ona ben pek yorum katmak istemiyorum ama çünkü pil sistemiyle e-atık sistemi farklı. E-atıkla ilgili bir kutu yok mesela bir şey yok yer yok. Şöyle söyleyeyim bu sistemler Türkiye'de yeterli değil ama şu anda mesela belediyelerin sıfır atık konteynerleri var. Ve şu anda bayağı şeyleri çoğaldı oralara da atılabilir ama şöyle söyleyeyim hepimiz market zincirlerine gidiyoruz. Televizyon bakmaya. Mesela buralara... Oraya bırakabilir tabii, miyiz? Tabii oralar alıyor, kabul ediyorlar yani şu anda. Özellikle bilmiyorum, pil isim vermek falan, gerekir. Bayağı yani, bırakıyorlar. Var, yoksa. Sakınca olabilir. Belki dolapları da biz götürüyoruz. Tekrar o konuya geri dönüyorum ki bir bilelim dolapları diye. Dolapları genelde tabii onlar da alıyorlar ama belediyelere aradığınız zaman belediye size bir yer göstermek zorunda. Zorunda. Belediye yani ben bununla ilgilenmiyorum tabii, demeyecektir öyle bize. Öyle bir yetkisi yok. Toplamak da zorunda belediye. Tamam aslında evet. Kolay bir şey o zaman. Evet. İzmir'de büyüdün. Bir anda bambaşka bir konuya geçelim. Bir değişiklik olsun. Olsun. Hadi biraz tamam müzisyen tarafından evet bahsedelim. Çünkü çok konuştuk bunu. Biraz da tamam. O tarafta değişik bir şey yapalım. Sonra işte 9 yaşından sonra... profesyonel hayata mı geçtin? Hayır. Nasıl oldu yani bu? Böyle ben bir şey okudum mesela. Ben 9 yaşında profesyonel oldum. Yani 9 yaşından beri mikrofonla para kazanıyorum öyle değil mi size? Ve çok enteresan. Hiçbir magazinsel bir yanın olmadan, magazine bir malzeme vermeden bugünlere kadar geldin. Daha çok böyle kapalı gruplar arasında şarkı söylüyorsun. Ya niye şimdi... bunu seçtin? Ya benim önüme... Herkes 92... daha ünlü olmayı tercih eder ya o yüzden soruyorum bunu. Yıllar önce
Barış Manço ile tanışmıştım. Mesela Barış Manço benim önüme bir yol ayrımı koymuştu. Hatta rahmetli ağabeyisi Savaş Manço Belçika'dan şeyleri bile getirmişti, bantları falan. Sevgili Ahmet Güvenç ile Kurtalan Ekspres'te bir şarkı yapacaktık. Evet. Fakat şarkı böyle, o zaman hiç kimse bu konuya yatırım yapmıyor, ciddi bakmıyor, müzikten para kazanılacağına inanmıyor. O da böyle bir noktaya kadar geldi. Hatta Murat Ses çok değerli mesela, o zaman Moğolların elemanı ve o düzenlemelerini yapmıştı. O şarkı öyle kaldı. Mesela bugün Barış Manço, hatta bugün yani Ahmet Güvenç hala hatırlar sevgili dostum. Daha sonra da 1992 yılında Ankara'dan geldi bir firma benimle anlaştı. Sonra Ankara'ya gittim ben. Ankara'dan geldi, beni İstanbul'a getirdi. Ve İstanbul'da albüm yapacaktık. Albümün içindeki parçalar. Şimdi o zaman albüm şöyle yapılıyordu. Bir sürü insan var, şarkıcı var, seçiyorlar. Ondan sonra sende rockçı tipi var, sen rock söyleyin. Sende gerçekten mi? Tabii tabii, çünkü firmasında bir sürü sanatçı var. Ne eksik? Onun yerine koyuyor bir sürü şeyi. Belki de sizde olmayan bir şey mi koymaya çalışıyorlar? Şu an bu tabii, eksik tabii. diye. Yani mesela bir sürü arkadaşım Batı müziğinden işte halk müziğine geçmiştir. Ya da işte bambaşka tarzlar söylemiştir evet. ki şahane caz söyleyen insanlar var, şahane Batı müziği söyleyenler var. Evet. Çoğu bu an şu an başka işler yapıyor, başka şeyler söylüyor. Bana da dediler ki acaba Akdeniz müziği falan mı söylesen sana yakışır. Ya olabilir, niye olmasın diye seçtiğimde de şarkımı teslim ettim ve şarkımı daha sonra bir başkasından duydum. Teslim ettikten sonra. Ya bu şarkı ben söylüyordum, ben söyleyecektim. Ne oldu? Hesap sormaya gittim ama hesap sormama da kabul etmediler. Sonra o şarkıyla çıkan kişi çok ünlü oldu. İnanamıyorum. Sonra ikinci bir şarkı daha vardı. Onunla çıkan kişiler de çok ünlü oldu. Ben kala kaldım ortada. Ama şimdi bunları pek yapamıyorlar. Tabii şeyler, kanunlar değişti. Belki yok, sizin yok, tabii. iş örgütleri bir arada bunlarla tabii, ilgili tabii. çaba gösteriyorlar. Tabii. Zaten o şeyler beni çok yıktığı için 9 sene falan Mior 1'de görev yaptım. Müzik yorumcuları görevi. Ama şu var yani ben albüm yapamadım diye yıkıldım değil. Yani neden emeğim gitti diye belki. Üzüldüm o kadar. Haklısınız. Ama bir anda kendimi kurumsalların içinde buldum ve kurumsal çalışmaya başladım. Onlara göre strateji geliştirdim, onlara göre kendimi eğittim. Mesela beni sokun böyle 2000 kişi, 3000 kişi neyse içine. Ben onların içinde en popülerini, en hayattan bezginini, en işte nesi varsa fark eder misin? Fark ederim. Çünkü eğitim psikolojisi ve eğitim sosyolojisi, özellikle sosyoloji benim bu konuda çok işime yaradı. Bu sanal bir iştir. Sizi bir firma bir geceye aldığı zaman sizin nasıl şarkı söylediğinizi, sizin insanlarla nasıl diyalog kuracağınızı asla bilemez. Evet. Yani size sadece isim olarak gelir, başkaları bir brief vermiştir sizinle ilgili, gelir sizinle anlaşır. Ama sizinle nasıl bir program yapacak, nasıl bir şey yapacak, eğer doğru brief alamazsanız o gece çok kötü geçebilir. Geçebilir. Sizle hiçbir gecenin kötü geçmesine imkan yok diyerek küçük bir araya gitmemiz gerekiyor izninizle. Tamam. Biraz sonra buradayız. Aradan sonra tekrar programımıza geri döndük. Peki bu e-atıkların içinden çıkan değerli maddeler, ham maddeler mi diyelim? Evet. Ne oluyor? Türkiye'de mi kalıyor, yurt dışına mı gidiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, elektronik atıktan işte demir, bakır, alüminyum, plastik gibi malzemelerin çıkarsa değerli malzemeler de var. Evet. Yüksek teknoloji kullandığı için işte altın, gümüş, paladyum gibi maalesef ülkemizde şu anda bununla alakalı bir tesis yok. Maalesef. Maalesef. Mesela buzdolabıdır, işte tonerdir, bunlar var. Bizim tesisimizde de var. Fakat bunlar yüksek teknoloji gerektiriyor. Maalesef Türkiye'de olmadığı için bunlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından işleniyor ve değerli malzemelerimizi bir nevi oraya mı gönderiyoruz? Metanlar size geliyor. Sizden mi yurt dışına gidiyor? Bize nasıl bir sistem bu? Evet, bize geliyor ama bize komple atık olarak geldiği için bunun plastiğini, bakırını, demirini, alüminyumunu buraya kadar geri dönüştürebiliyoruz. Ama içindeki bu değerli malzemeler çok yüksek teknoloji gerektiren ve maalesef Türkiye'de çok ciddi manada toplanamadığı için evet. legal bazda
bir şekilde bunlar yurt dışına gönderiliyor. Peki siz özel sektördesiniz, devletin böyle şeyleri yok mu? Tabii devletimizin bazı bu tesislerin kurulmasına yönelik destekleri var ama bazı şeyler... Kendi tesisleri yok mu? Yok, devlet yok. Devlet genelde işte devlet tesis veya belediyelerin işte atık çöp depolama... Bunlar biraz daha böyle kaba işler oluyor. Bizim işlerimiz biraz daha ince. Kimyasala ama giriyor. Ama bundan bayağı da para kazanılabilir bir şey anladığım kadarıyla. Avrupa sonra biz onları şöyle bize mi satıyor? Ve geri mi satıyor bize? Avrupa geri mi satıyor? Üzerinde tesis var biz kurduk şu anda. Yeni de bir yatırım yapıyoruz ama elektronik atıkta şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye'den dağlardan taşlardan yaklaşık 20 ton altın çıkıyor. 25 ton. Türkiye'nin elektronik atığı yaklaşık 6 ton. Bugün Belçika'da bir bunu yapan bir fabrikada yaklaşık 100 ton altını bu elektronik atıklardan kazanıyor. Kazanılıyor. Çok onun iyi. İçin önemli. Evet, çok önemli. Evet. Buraya baktığımda da bir kutu var. Sana Pandora'nın kutusu. Bu ne kutusudur bilemiyorum. Şimdi sana öğrenmek istiyorum. Küçük bir hediye getirdim. Ay, bir bardak gerçekten altı. Ay, gazete çok naziksin. Gazete kağıdından. Evet ve altı da yine bir... Yani o da bir artık malzeme diyelim. Muhteşem. Şimdi bu tarz mesela... Böyle hediyeleri çok seviyorum. Evet, emekle yapılan her şeyi çok seviyorum. Sadece hani merak ediyorlar nasıl yapıyorsun diye. Onun için sadece göstermek istiyorum. Bunu ben genelde CD'lere, eski CD'ler ne olursa olsun üstüne... normal beyaz tutkalla çok güzel yapıştırılabiliyor. Evet. Ve sadece işte azıcık sabır bekleyeceksiniz. Bunun üzerine... Belli ölçülerde kağıtları kesiyorsunuz böyle. Tamam. Ondan sonra bunu kıvırıyoruz. Şey yardımıyla, genelde çöp şiş gibi bir şey yardımıyla kıvırıyorsunuz. Onları bu forma sokuyorsunuz. Yani çok kısa gösterme amaçlı hazır olarak getirdim. Tamam. Ondan sonra bunu birbirine ekleyerek böyle daireler halinde şey ezerek yapıyoruz. Yani çünkü bu sert bir şey mi? Evet, serttir. Yani biraz nasıl emek yaptın? İster. Yani şu şekilde şöyle ezerek kıvırın. Bu şekilde ezerek bunu yuvarlatıyorsunuz. Bende yani, de hiç beceri yokmuş. Yaparsın. Hiç beceri yokmuş bende de. Çok kolay. Yani şu şekilde yuvarlatıyoruz bunu da bak böyle. Ondan sonra bizimki bunun gibi çeşitli yuvarlaklar haline getiriyorsunuz. Boşlukları doldurarak şu elinizdeki, şimdi bu boyandı tabii. Evet. Böyle güzel bir, şöyle göstereyim, çok güzel bir doku oluşuyor. Evet. Ben bunu üstünü boyadım ve altın rengi bir doku elde ettim. Evet. Ama ham olarak, kağıt olarak da çok güzel duruyor. Bu bir duvar süsü de olabilir güzel. Her şey oluyor. Her şey olur. Ne güzel şeyler yani küçük anlattınız bir şey bugün. Hadi göstereyim. Ay, o kadar. Çok çok memnun kaldık. Rica ve bugün ederim. Gerçekten çok güzel şeyler öğrendik sizlerden. E-atığın ne kadar önemli bir şey olduğunu, hayatımızın içerisinde devamlı karşılaştığımız bu atıklardan bir şekilde nasıl çevreye duyarlı olarak kurtulabileceğimizi, belediyeleri arayabileceğimizi gibi şeyler öğrendik. Bu arada sana çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki kısa bir süre evvel yıllardır beraber olduğun sevgili eşini kaybettin. Yine de bizi kırmayıp buraya geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani iş ve iş çok güzel bir tedavi edici bir şeydir yani. Evet, benim işim de beni iyileştiriyor, beni tedavi ediyor. Şu an göz göze bakışıyoruz bütün ekrandan bizi izleyenlerle. Evet. O beni tamir ediyor. Yani benim için şu yaptığımız şey çok değerli. Rahmetli eşim de bunu isterdi yani kesinlikle. Evet. Tabii geri dönüşüm atık malzemelerden yeni bir şeyler elde ederken aynı zamanda üzüntüleri de dönüştürmeyi çok iyi bilen birisin. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese öneririm aslında. Bu tür küçük hobiler insanı motive hayata ediyor, daha bağlıyor. Motive ediyor. Yani hem küçük de olsa bir kağıt parçasını atmamak. Yani çünkü bunlardan o kadar fazla ağaç kesiyoruz ki şu kağıtlar için. Yani birazcık düşünelim. Bir tık düşünelim kullanırken her şeyi. Bir defter 50 lira oldu diye cebimize dokunuyor diye bugün konuşuyoruz ama ağaçlarımızı hunharca kesiyoruz.
Hiç gerek yok. Çevremize duyarlı bir yıl olsun, seneler olsun i̇nşallah, istiyorum. İnşallah. Programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konular ve konuklarla yine burada olacağız.